Efendim, Siyaseten programdan merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi seçim süreci başladığı için artık sıkça bu ekranlardan evlerinize misafir oluyoruz ve birbirinden kıymetli konuklarımızla hem bölgemizi, Anadolu gündemini, ülke gündemini konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de Antalya'dayız. Gelecek Partisi Antalya İl Başkanı Sayın Mevlüt Demir'le birlikte yine aynı şekilde ülke gündemini ve tabii ki Antalya'daki hem yerel hizmetleri, yerel gündemi, Antalya'yı da konuşacağız. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Adem Bey. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, tabii aynı zamanda değerli izleyicilerimize şunu da hatırlatalım. Hem WordTürk ekranlarından, uydudan hem diğer tüm dijital ortamlarda Facebook, Twitter, YouTube gibi ortamlarda programımıza kıymetli izleyicilerimiz ulaşabilirler. Canlı veya daha sonraki zamanlarda vakitler olduğunda istedikleri zaman bu programa ulaşabilirler. Sayın Başkanım, özellikle Antalya'dasınız ama Denizli sizi yakından tanıyor. İsterseniz buradan öncelikle Denizli'deki dostlarınıza bir selamlama yapalım. Ondan sonra Antalya gündemine başlayacağız. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Tabii güzel bir hayırlı bir işe vesile oldunuz. Bizi tekrar hiç olmazsa Denizli dostlarla buluşturdunuz. Onun için sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Tabii şimdi şu var, Denizli bizim ikinci vatanımız. Yani kendimiz Antalyalıyız ama Denizli'yi biz ikinci vatanımız dedik ve yani herhalde özellikle bizim gibi bürokratik görev yapan arkadaşların, kişilerin ikinci defa böyle aynı ile gelmesi pek alışık bir şey değildi. Alışık olunan bir şey değildi. Ama bu Denizli ve bizim Denizli'ye, Denizli'nin de bize olan sevdasıyla bu örtüştü ve iki defa görev yaptık. Buradan Denizli Merkez ve 19 tane ilçesinin tamamına saygı, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Onlara buradan yürekten sevgilerimi gönderiyorum. Onları işin açığı özlediğimi söylüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte o gönül birlikteliğimiz, o sevdamız aynı şekilde devam eder, artarak devam eder. Onları saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, tabii 2 dönem Denizli'de Emniyet Müdürlüğü görevinde bulundunuz. Çok da güzel bir süreçti. Tüm Denizliler, Denizli basını sizi ne kadar doğrusu sevdiğini biz biliyoruz. Ama ondan Sağ önceki bir olsun. hayatınız da var tabii. Arzu ederseniz Mevlüt Demir kimdir? Şu anda Antalya'da Gelecek Partisi il başkanısınız ama önceki dönemden de kısaca bahsedersek Mevlüt Demir kimdir? Yani Mevlüt Demir kimdir? İşin açığı 2014'ün Ocak ayında Denizli'de görev yapan bir Ahmet Deda diye bir dostumuz bize sormuştu o soruyu. Aynı sizin sorduğunuz gibi Mevlüt Evet. Demir kim diye. Çok spontan olmuştu. Ben de dedim ki ya Mevlüt Demir kim olacak? İşte Antalyalı bir Yörük çocuğu demiştim. Ve Evet. onun üstünden işte yıllar geçti. Aynı soruyla tekraren bir Denizli'den böyle bir sorunun gelmesi beni de işin açığı ayrıca mutlu etti. Yani biz şeydik Antalya'dan yetişmiş. İşte ilk orta lise öğrenimini Antalya'da, daha sonra Ankara'da yüksek öğrenimini Polis Akademisi'nde, daha sonra da yine Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisansını, doktorasını tamamlamış. Ayrıca İtalya'da bir ikinci yüksek lisans yapmış. O uzun yıllar, 37 yıl devlete hizmet etmiş bir Anadolu evladıyız, Antalyalıyız, Alanyalıyız. Aslımız, neslimiz bu. Ama şu var, ben Denizli'den ilk Konya'ya tayin olduğum zaman, sizlerle dertleştiğim zaman demiştim ki, bundan sonra Denizli'nin nüfusunu artı 5 yapın demiştim. Ama şu an biz o nüfusu biraz daha çoğalttık, aile büyüdü ve artı 8 yapın diyoruz. Ve her zaman Denizli'nin nüfusuna bir tarafımızdan artı 8 yazılacak. Onu da bilmenizde fayda var. Evet, size de tabii başarılar diliyoruz. Devletimize yıllarca hizmetiniz oldu. Şimdi de aslında yine aynı hizmete talipsiniz. İl başkanısınız, siyasette ilerlemek istiyorsunuz.
Antalya'da özellikle şimdilik Antalya'da tabii. Hedefleriniz neler? Gelecek Partisi olarak neleri değiştirmek istiyorsunuz? Ne gibi hayalleriniz var? İşin açığı şu, beni Gelecek Partisi'ne iten en önemli şey şu. Bir, emniyet teşkilatında biz özellikle mali konularda, uyuşturucuyla mücadelede, uluslararası kaçakçılıkla mücadele birimlerinde ve uluslararası ilişkilerde uzun yıllar çalıştık. Gerek Interpol'de olsun, gerek organize suçlar ve kaçakçılık dairesinde olsun, gerekse uyuşturucuyla mücadele ve bu mali yolsuzluk konularında uzun yıllar çalıştık. Ve bildiğiniz gibi 2014'te Denizli Emniyet Müdürlüğü, daha sonra Konya İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz'da Konya İl Emniyet Müdürlüğüydük. Ondan sonra tekrar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, orada da dedik ki elveda bürokrasi, merhaba demokrasi dedik, bir yolculuğa çıktık. Beni siyasete iten en önemli şeylerden bir tanesi şu, işin mutfağında gördüğüm ve özellikle de son 5 yılda, son 6 yıldır ülkenin genelinde bu tabiri caizse 3Y diyorduk ama ben ona 1Y daha ilave ediyorum. Yozlaşmış bir sistem. Türkiye iyi yönetilemiyor. İşin mahreç noktası, çıkış noktası bu. Fakat şu an öyle bir şey var ki ülkemizde. Son yıllarda yani biz sokaklarda görüyoruz, pazarda görüyoruz, gittiğimiz adım attığımız her yerde tabiri caizse mutfakta yangın var. Ama bu yangının asıl nedeni şu. Bu yangın kendiliğinden olmuyor. Türkiye'de iyi yönetilememe diye bir durum ortaya yerde. Böyle bir manzara var. Ve bunun için de biz uzun yıllar devlette, uluslararası ilişkilerde, Büyükelçi, Dışişleri Bakanı, Milletvekili, Bakan, Başbakan olarak Türkiye'ye hizmet etmiş bir lider var. Sayın Ahmet Davutoğlu. Bu mazisinde yaptıklarıyla hakikaten haram lokma yememiş ve Beytülmal'a el uzatmamış istisnai bir kişilik. Çalışan, gayret eden, üreten ve hiç kimseyi kayırmadan, nepotik algılarla yaklaşmadan yarınlara, ülkenin geleceğine ayrı bir vizyoner bakışla yaklaşabilen bir kişilik. Şimdi biz ülkenin içinde bulunduğu resmi görüyoruz ve beraber bizim yani ben Türkiye'deki partinin ana kurucularından birisiyim. Oradaki kuruculuğa giden yolculukta da bu ana değerleri, ana prensipleri, o milli manevi değerler, özgürlükçü, demokrat, çağdaş, insan onuruna yakışır bir siyasi kimliğin altyapısını gördüğümüz için dedik ki evet Gelecek Partisi lideri Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu ile bu yol yürünür. Çünkü mazisi temiz, mazisi temiz olanlar yarına, istikbaline ve geleceğine aydınlık olarak bakar dedik ve o şekliyle bu yolculuğa çıkış yaptık. Sayın Başkan, tabii aslında gerek Denizli'de gerek Konya'da ve diğer görev yaptığınız illerde il emniyet müdürü olarak aynı zamanda protokol programlarını takip ediyordunuz yakından ve siz ev sahibi olarak da ağırlıyordunuz aslında sayın valilerimizle birlikte. Çok özele girmeden tabii ki sizi Gelecek Partisi'ne, siyasete iten anlatabileceğiniz bir iki anınızı almak isterim. Valla işin açığı şu, yani buradaki tabii bizim bu yaşadığımız özellikle bir güvenlik bürokratı olarak, onun haricinde güvenlik bürokratlarının da ötesinde emniyete ihtiyacı olanlar genelde problemli olan, sıkıntısı olan insanlar başvurur. Yani bir insan Denizli tabiriyle gidip işte bayram yerinde Denizli kebabını yiyip üzerine ayran içip bir de kahve içtikten sonra ben gideyim de bir emniyete bir uğrayayım demiyor. Ne zaman başı dara düşen bir yolsuzluğa, hırsızlığa, kazaya, belaya ve herhangi bir mağduriyetle karşılaşmış olan kişiden müracaat ediyor. Böyle olunca işin açığı onlarca var. Mesela son şeylerdeki ne o? Türkiye'nin içinde bulunduğu ve şu an halkın sokaklarda her bireyin hissettiği yolsuzluk olayları insanın içini acıtan cinsten bir şey. Ama bürokratik manada bakıldığı zaman ben şunu açık net bir şekilde söyleyeyim. Ben hem Denizli'de hem de Konya'da il emniyet müdürü olarak çalıştığımız zaman orada herhangi bir sıkıntıyla sorunla karşılaşmadık. Özellikle siyasi baskı böyle bir şey görmedik. Ama şu var, biz böyle bir şeye de işin açığı bir sebebiyet vermedik. Bir duruşumuz vardı.
ve karşı tarafında bu etki tepki meselesidir, bu şekilde şekillendi. Ancak ben işin biraz daha tersten bakıyorum. Hem Denizli'de olsun, hem Konya'da olsun, diğer tarafta olsun bizim bir duruşumuz oldu. Duruşumuz şu: biz devletin emniyet müdürü olarak, devletin kamu görevlisi olarak oralarda görev yaptık. Hiç kimseyi siyasi görüşünden, etnik yapısından, zihniyetinden ve bakışından, dünyevi bakışından veya uhrevi bakışından dolayı insanları şekillendirip yargılamadık. Hukukun gereği olan birey olarak hukuk ne diyorsa onu yaptık ve ondan sonra geriye baktığımız zaman hakikaten tertemiz biz bir mazi ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Ama öbür türlü, yani bir daha doğrusu kolluk gücünün yöneticisi olarak baktığınız zaman her gün onlarca sorunla karşılaşıyorsunuz. Yani hırsızlığından, trafik kazalarından, uyuşturucusundan, asayiş hadiselerinden, diğer işte 15 Temmuz travmalarında olduğu gibi farklı terör hadiseleriyle de iç içe yaşıyorsunuz. Onların yönetimini, sevk idaresini yapıyorsunuz ve orada da adaletin birincil ve öncelikli kapısısınız. Yani adliyeden öncesi mutlaka o şehrin bakıldığı zaman neredeyse %70, %80'i polis bölgesinde yaşıyor. Ve nüfusun ağırlığı da %85, %90'lar oranında polis bölgesinde yaşadığı için sizin suç ve suçlularla mücadelede halkla iç içe olmanız lazım. Ki zaten sizlerin de şahitlik edeceği gibi Denizli'de olsun, Konya'da olsun biz orada bir kapımız halka açık oldu. Halkla iç içe oldu. Yani koltukla, daha doğrusu devletle vatandaş barışını icraî olarak yaşattık, gösterdik ve sergiledik. Ve onun için ben buradan hem Konyalı hemşehrilerime hem de özellikle Denizli hemşehrilerime şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Her zaman yanımızda oldular. Her zaman samimiyetle bizimle dert ortağı oldular. Gecenin 3-5'inde her zaman dedik ki gelin 155-112 sizin emrinizde arayın. Ve bu emniyet teşkilatındaki bir gece dağıtıyorum 50 tane, 60 tane, 30 tane, kaç tane ekip var sizin emrinizde dedik. Halkla iç içe yaşadık ve onun için de öyle bir hale oldu ki Denizli'de sokaklara çıktığımız zaman o emniyetin asayişin duruşunu, insicamını, halkla ilişkilerini, samimiyetini gördük ve sergiledik. Bu sadece bizim yaptığımız şeylerden dolayı değil. Tabii ki oradaki halkın anlayışı, eğitim durumu, sosyal durumu, diğer parametrelerle beraber bu işi birleştirdiğiniz zaman karşınıza olumlu, müsbet bir tablo çıktı. Ve buradan bir kez daha sizin aracılığınızla Denizli hemşehrilerime selam ve saygılarımı iletiyorum. Konyalı dostlara, Antalya'daki dostlarıma selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Ne kadar şükretsek az, Hazreti Allah böyle güzel bir millete bize hizmet etmeyi lütfeyledi. İnşallah bundan sonraki süreçte de siyaseten bu dik, net, onurlu ve gururlu duruşumuzu ve bu millete hizmet etme aşkımızı serdedeceğiz, açıklayacağız ve onlarla beraber kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe yaşamaya devam edeceğiz. Evet, aslında Sayın Başkan, bu söylediğiniz konu son derece kıymetli bir konu. Hep sahada olmanız. Mesela ben bir basın mensubu olarak sizinle doğrusu makamınızda hiç görüşmedim. Sebebi de şu: hani ziyarete gelme ihtiyacı bile duymadık. Sürekli sahada görüşüyorduk. Siz bizleri ziyarete, basın ziyaretlerini çok yoğun bir şekilde yapıyordunuz. Konya'da da aynı durumu gördüm ben aslında. Hatırlarsanız biz ailece bir Mevlana ziyaretimiz sırasında, ben tahmin etmiyordum tabii. O zaman da o dönemde de selfie yapmak biraz modaydı. Ama elinizde selfie kutumu da vardı, onu da hatırlatayım yani. Evet. Olmazsa olmazdı. Sizi orada görünce doğrusu çok şaşırmıştım ben. Siz bir kenarda bütün vatandaşlarımızı, giren çıkan turistleri, işte vatandaşlarımızı izlemekle meşguldünüz. Aslında bunu doğrusu herkes yapmaz. Ya bu çok kıymetli bir şey söylediğiniz. Yani burada hadise şu: yani bir işi aşkla, şevkle yaparsanız hem onun manevi hazına varıyorsunuz. Bir de şu var, bağışlayın, ben onu birkaç defa vurguladım ama yani şeydeki doktoru yaparken biz tabii biraz diğer şeydeki katılımcılara göre yaşımız biraz ilerideydi. Diğerleri hep 30 yaş grubu, biz o zaman işte 40'lı yaşlardaydık. Hoca dedi ki, ya müdür bey dedi, sen dedi şu mutluluğun bir tarifini yapı var dedi. Ben de çok sevindim, bana ne kadar basit bir konu verdi, bak 2 dakikada halledeceğim, evet, diye. Akşam
Gittim evde, akademik sitelere girdiğim zaman onlarca mutluluk tarifi gördüm. Binlerce. Ama orada bir tane mutluluk tarifi tam bu sizin ifade ettiğiniz noktaya temas ediyordu. Diyor ki mutluluğun tariflerinden bir tanesinde, mutluluk öyle bir nimettir ki ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gördükten sonra o ihtiyaç sahibinin yüzünde beliren tebessümü hissedebilmektir diyor. Yani biz bu memlekette işte sizinle Mevlana Hazretleri'nin türbesinde karşılaştığımız zaman sarılmamız, samimiyetimiz. Ama şu var, onun haricinde biz Anadolu insanlarda o samimiyeti gördük zaten. Siyasette de şimdi görüyoruz. Açık net söyleyeyim. Yani belki konuya farklı hızlı girecekmiş gibi olacağız ama geçtiğimiz Cuma günü Sayın Altılı Masa'nın genel başkanlarının yaptığı gibi biz de Antalya'da Altılı Masa'yı topladık. Gelecek Partisi olarak ben onlara bir sabah kahvaltısında bir buluşmayı önerdim. Sağ olsun hepsi de canı gönülden severek isteyerek geldiler. İnanın saat 10'da başladık. Cuma vakti saat 1'e kadar 3 saat dolu dolu samimi sanki böyle bir ortaokul lise arkadaşıymışız gibi öyle güzel sohbetler yaptık. Öyle gündemi güzel değerlendirdik. Kardeş kardeşe samimiyetle, gönül gönüle yani hem farklılıklarımızı hem birleşen taraflarımızı bir araya getirdik. Birbirimize de şunu dediğimiz şuydu. Beyaz değerini siyahtan, siyah da değerini beyazdan alır. Biz birbirimizin daha doğrusu siyah beyazın hakkını, beyaz da siyahın hakkını savunduğu zaman biz bu memlekette tabiri caizse Anadolu tabiriyle yani orada düdüğü çalarız dedik. Ve inanın ciddi bir şey oldu. Karşılık gördü. Hem ilde bir heyecan oluşturdu. Genel merkezler işte 6 tane genel başkan Ankara'da çalışıyor. Ama bunların illere, taşraya, ilçelere yayılması takdir edersiniz ki bir zaman alıyor. Ve bunu da buradaki ortak hareketin, ortak prensipler yumağının bu sürecin yönetilmesi çok önemliydi. Biz o gayreti, o tabiri caizse, yani biraz önce ifade ettik ya, mutluluğun tarifinde olduğu gibi, o tebessümleri hissettik. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin böyle bir kıvama, böyle bir iklime, böyle bir uyuma, ahenge zarureten ihtiyacı var. Öyle hale geldik ki, inanın samimiyetimle ifade ediyorum, ayrışan, ötekileştiren, nobran, üstenci, böyle dominant algılarla halka bakan bir iktidar var şu an Türkiye'de. Maalesef ve maalesef. Bunları söylemek istemezdim ama realite bu, gerçeklik bu. Sokağa indiğiniz zaman iktidar sahiplerinin genel özellikle hükümetin merkezdekilerde olduğu gibi taşrada da bunu görüyorsunuz. Yani topluma tepeden bakan, ayrıştıran, kullandıkları dil, yaklaşımları, tarzı, uslubu, yani yaklaşmış oldukları, yapmış oldukları metotlar kesinlikle yanlış. Ve bunu biz kapsayıcı, ihata edici, kucaklayıcı, birleştirici, örtüştürücü, paydaş olabilen bir algıyla yönetmeye mecburuz. Daha ötesi mahkumuz. Niçin? Çünkü 2023 ve sonrasında Türkiye'nin süratle kalkınmaya ve sadece ekonomik manada değil, toplumsal uzlaşı anlamında da hepimizin zarureten ihtiyacı olan bir durumdayız. Ve onun için bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi süratle paylaşarak, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan kucaklayarak sürdürmeye mecburuz diyorum. Sayın Başkan, şu anda da ekranlarımızda Antalya'daki Altılı Masa'nın temsilcileri sizler varsınız. Aslında anlattığınız konudan yola çıkarak ben şunu da söylemek isterim. Ben mesela bir ay önce veya 20 gün önce Sivas'ta İyi Parti, Gelecek Parti, Deva Partisi ve AK Parti il başkanlarımızı hem ziyaret ettim hem konuk aldım. Ben mesela Volkan Karasu Başkan Bey'e şunu sordum İyi Parti il başkanına. Genel başkanlar her ay düzenli olarak toplantı yapıyorlar. Sivas'ta bu toplantının benzerini siz yaptınız mı? Hayır demişti. Ben doğrusu biraz şaşırmıştım. Hemen bir hafta sonra Serdar İnce, Deva Partisi il başkanı başkanlığında ev sahipliğinde altılı masadan 5 il başkanının katılımıyla Volkan Bey'in başka bir yoğunluğu varmış, katılamadı. Sonuçta o toplantı yapıldı. Siz de Antalya'da bunu başarmışsınız. Bir araya gelebilmişsiniz. Ama şunu söyleyebiliriz. İktidar tamam. İktidar 20 yıllık bir iktidar olmanın dezavantajlarını yaşıyor olabilir. Ama muhalefetin de güçlü bir muhalefetin de olması lazım Türkiye'de.
Yıllardır sanırım 40-50 yıldır Türkiye bunu başaramadı. Güçlü bir muhalefet bloğu oluşamadı. Şimdi sanırım bunun taşları döşeniyor. Yani güçlü mesela iktidarın son birkaç aydır açıkladığı paketler, uygulamalar, zamlar, çeşitli kampanyalar muhalefetin de konuları gündeme getirmesiyle birlikte biraz daha hızlanmaya başladı. Bu da şunu gösteriyor bize. Muhalefet ne kadar güçlü olursa iktidar da o kadar güçlü ve bazı konuları ertelediği konuları gündeme alıp sonuçlandırıp daha doğrusu her iki tarafta çalışmak zorunda kalınca kazanan Evet. sonuçta ülkemiz oluyor. Sanırım bu konuyu da değerlendirmek lazım. Şimdi Adem Bey, işin açığı izniniz olursa ben Antalya'daki Estağfurullah. altılı masa toplantısının devamıyla da alakalı almış olduğumuz kararı da sizlerle paylaşayım. Tabii Evet, hem neler konuştunuz onları da evet alalım. 10 Ocak'ta tekrar Demokrat Partisi il başkanının ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Bir değerlendirme ve bir kaynaşma, bir buluşmayı sağlayacağız. Buradaki hadise şu. Şimdi biraz önce çok güzel ifade ettiniz. 20 yıllık bir iktidar ama şu var. 20 yıllık iktidarın tabii ki eksisiyle artısıyla değerlendirmek lazım. Muhalefet edeceğiz. Ama güzellikler olduğu zaman da alkışlamak ve evet bunları da takdir etmekte fayda var. Ancak özellikle son 5-6 yıllık Türkiye'nin içinde bulunduğu iktidarın karnesi orta yerde çok net. Kesinlikle ama kesinlikle eksi. Şimdi altılı masa olarak yani muhalefetin bir arada birlikte ve beraberliğinin daha güçlü bir şekilde gösterilmesi lazım. Bu altılı masanın buluşmasına bakıldığı zaman bir yıllık bir süreci oluşturuyor. Daha doğrusu bir yıllık bir süreçte bunu kendisini gösteriyor. Burada Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Beyefendi işte ilgili liderlerle Sayın Akşener'den Sayın Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak diğerleriyle tamamı 6 kişi bir araya gelerek bu işte kurumsal bir yürüyüşe, bir yol haritasına doğru adımı attılar ve bu işi gerçekleştirdiler. Ve her gün bugün güç sahibi, erk sahibi ve elinde böyle iktidarı elinde bulunduran çevreler yok işte fiskos masasıydı, yok bugün yıkılacak, ertesi gün yıkılacak derken inanın 5 Ocak 2023 tarihinde Sayın Davutoğlu'nun başkanlığında yapılacak olan toplantıda bu işin çok daha ileri bir evreye taşındığını, kurumsal yapının iyice şekillenmeye başladığını hep beraber göreceğiz. Diğer taraftan altılı masanın ilgili partilerinin tamamında şu an eylem planları ile alakalı açıklamalar var. Partilerin kendi özgün politikalarının gereği olarak eylem planlarını açıklıyorlar ama bir de başta anayasa olmak üzere uzlaşı dilinin, kültürünün, ikliminin gereği olarak da bu tip yazılı metinler ve her toplantıdan sonra biz orada 6 tane liderin imzasıyla kamuoyuna açıklamalarını görüyoruz. Oralara bakıldığı zaman bu işin ne kadar net, ne kadar ilerleyen ve her gün böyle tabiri caizse step by step ileriye doğru giden bir konumda ve bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Ki 5 Ocak 2023'ten sonra ve açıklamada da göreceğiz ki ben ona canı gönülden inanıyorum. Çok güzel bir metin çıkacak ve diğer taraftan da ilgili komisyonların çalışmalarını da görüyoruz ve oradaki şekil yani durum tablo çok daha farklı, çok daha ilerleyen bir düzlemde olacak. Buradaki şey şu, önemli şey şu an Türkiye'nin temel sıkıntısı şu, bir iyi yönetilemiyor ama iki tek adam rejimi bu ülkeye bir şey getirmedi. İnanın samimiyetimle söylüyorum, bunu canı gönülden hissederek söylüyorum. Birçok AK Partili arkadaşlarla görüştüğümüz zaman onlar da özelde bu işten muzdaripler, yürüyüşten muzdaripler, bürokratik seyrin ne kadar sıkıntılı yürüdüğünü biliyorlar. Ve bugün bu memlekette parlamentonun eski ciddiyetinin kalmadığını, eski yaptırım gücünün olmadığını, efektif ve etkili bir parlamentonun olmadığını hep beraber görüyoruz. Eskiden sokaklara çıktığı zaman bir milletvekili bir milletin, bir vatandaşın yarasına merhem olabiliyordu. Ama şimdi milletvekillerini sokakta göremez olduk. Özellikle de iktidar partisinin milletvekillerini sokakta görmek mümkün değil. Ve her zaman televizyonlarda önceden milletvekillerinin tartışmalarını, ondan sonra kendi partileri adına temsil ettikleri oturumlarda görürdük.
Ama şimdi milletvekilleri tabiri caizse susturulmuş konumda. Bu çok acı bir şey. Çünkü bu kişiler milletin vekili. Çünkü bu şey millet onları kendi vekili olarak gitsinler. Kendi haklarını, kendi hukuklarını, kendi sıkıntılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ifade etmeleri için gönderdi. Ama şu an tabiri caizse yani kendileri fiskos masası derken ama öbür taraftan da bir yani sus pus havasına doğru evrilmiş hale dönüştürdüler bu ortamı. Ve onun için süratle altına masa bu ülkenin kesinlikle kesinlikle ama ne o geleceğinin ışığıdır. Yani aydınlık manzarasıdır. Ve eğer biz bu işe güvenirsek, inanırsak ki bizler inanıyor ve güveniyoruz. Altılı masa bu memlekette 2023'te ülkenin geleceğine mührünü vuracaktır. Evet. Sayın Başkan, şu anda altılı masanın aslında elindeki en büyük argüman biz iktidara geldiğimizde parlamenter sistemi geri getireceğiz konusu var. Evet. İşte tek adam rejimine karşı son çıkarılan Cumhurbaşkanlığı yasası konusundaki mağduriyetler anlatılarak böyle bir argüman hep kullanılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı şu ana kadarki alınan kararlara baktığımızda seçim ekonomisi bir kenara belki bırakıldı. İşte yüksek oranda zamlar, maaşlar, asgari ücrete verilen zamlar. Bugünkü memur ve emeklilere verilen zamlar az bulundu bu ara. Bütün bunlara baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı seçimlere doğru seçimi kaybedeceğini anlarsa bir manevra yapıp fikir değiştirip evet, Cumhurbaşkanlığı sisteminde büyük eksiklikler gördük. Parlamenter sisteme döneceğiz şeklinde bir sürpriz yapabilir mi sizce? Yani şimdi şu var. Hatanın neresinden dönersek kar. Keşke öyle bir şey yapsa. Bu memlekette şu var. Milletin özlediği bir şey olur. Yani iktidarın yapmış olduğu ısrarın, yapmış olduğu bu daha doğrusu icra etmiş olduğu bu negatif manzaradan ya iktidara dönüp gelin hep beraber bir uzlaşı yapalım. Evet bizim tek adam rejiminin müsebbibi olduk. Böyle neydi belli olmayan Türk tipi bir başkanlık sistemi getirdik. Biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönelim, beraber yürüyelim denildiği zaman ki muhalefetin önerisine, muhalefetin teklifine evet demektir bu. Bu işin açığı halkta da çok ciddi bir sevinç oluşturur diye düşünüyorum. İnşallah böyle bir ne yok bu temenniniz inşallah da gerçekleşir diyorum yani. Evet. Tabii burada Sayın Başkan iktidarı konuşmak çok önemli ama sizlerin projelerini, hayallerini, düşüncelerini de konuşmamız lazım. Yani iktidar tamam eksilerini hep ortaya koyalım ama vatandaş şunu da istiyor. Yani muhalefet iktidara gelince ne yapacak? Altılı masa ne kadar güven veriyor? Altılı masanın dışındaki diğer muhalefet partileri mesela vatandaş şunu da sorguluyor. Neden altıyla sınırlı tutuldu? Diğer partilerden özellikle Sayın Sarıgül, Hüseyin Baş gibi liderler de aslında bu masaya oturmak istediler ama kabul edilmedi, kabul görmedi. Neden sadece altı masa? İktidarın bir iddiası da biliyorsunuz aslında yedi ayaklı bir masa olarak hep gündeme getiriyor. Bu konulardaki düşüncelerinizi de almak isterim. Tabii şimdi şu var, işin açığı iktidar uzun süredir işi gücü bıraktı. Altılı masanın adayı kim diye uğraşıyor. Bu bir kere bir korkunun ecele faydası yok. Bunun aslında bu sorunun çok sorulması her gün onlarca kitle iletişim araç gereçlerinden bu işin gündeme getirilmesinin bir eşittiri var. O da şu, artık biz gideceğimizi anladık ama yani yerimize kim gelecek? Yani ne o? Cumhurbaşkanı kim olacak? Başkan kim olacak sorusunun da bir bakıma indirek olarak ifadesidir bu. Şimdi altılı masanın altında yedinci ayağı kim diye soranlar daha sonraki süreçte Sayın Adalet Bakanı'nın başkanlığında bir heyetle HDP'ye gönderdikleri o resme bir bakarlarsa altılı masanın ayağının altı değil de kendi kucaklarında bulmuş oldukları o sorunun cevabıyla karşı karşıya gelirler.
Siz bir taraftan diyorsunuz ki HDP'yi kapatalım, Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Ama diğer taraftan da Anayasa Mahkemesi ile alakalı bir icra-i sanat yapmak üzere gidiyorsunuz. Kapatmak istediğiniz partinin ayağına gidiyorsunuz. Orada sizin grup başkan vekiliniz var, milletvekiliniz var, Adalet Bakanınız var. Bu aslında kendileriyle çelişmenin en büyük karşılığıdır, en büyük tablosudur. İktidar şu an ne yapacağını bilemez haldedir. Bir çıkış yolu, yeni bir hikaye yazmanın peşinde ama daraldı. Çünkü korkunun ecele faydası yok. Bu iktidar gidicidir, bu iktidar gidicidir, bu iktidar gidicidir. Bu işin lapacımı yok. Evet. Peki siz gelince ne yapacaksınız Sayın Başkan? Şimdi Yani bakın şu an vatandaş en çok şöyle bunu merak ediyor. bakın ben size bir başka bir şey söyleyeyim. Yani ağzınıza sağlık. Hı. Aslında çok güzel bir soru. Bugün Türkiye'de Evet. herkes işte ne bileyim ne diyor? Siz tamam bu iktidarı eleştirdiniz. Bunlar gitti. Siz ne yapacaksınız? Bir, en başta şu an altılı masayla alakalı bir anayasal hakların tamamen teminat altına alınacağı. Bir başka taraftan bir devletin ruhu adalettir. Bugün Türkiye'de devletin ruhu olan adalet mülga konumundadır, yok konumundadır. Ve bugün sokaktan hangi 100 vatandaşta sorarsanız en az 80-90 tanesi bu memlekette adaletin bir hakkın tecelli etmediğini gösterilmiş ifade edecektir. Yani kaybolan adalet tekrar avdet edecektir, geri dönecektir. Bir başka bir şey daha. Biz çalmayacağız ve çaldırmayacağız. Yani orada beşli ekipler, beşli gruplar oluşturmayacağız. Ve oradaki mesela özellikle kur korumalı sistemlerdeki bir takım zenginlere devredilen o paralar çiftçiye, köylüye, esnafa dönecektir. Ve diğer taraftan şu an Türkiye'de çok ciddi bir şekilde biz siyasetçiyiz ve alandayız. Türkiye'deki korku imparatorluğuna son vereceğiz. Herkes sokakta özgür bir şekilde kendi özgür ifadesini kullanabilecek. Bu memlekette Sayın Cumhurbaşkanı bundan yıllar önce bir şiir okuduğu zaman hapse atılmasına hepimiz karşı çıktık. Ama şu var, bir kelime yani bir kelimeden dolayı da bir belediye başkanının tekraren böyle hukukun eğip bükerek karşılığında onun cezalandırılması da hakikaten insanların anlayabileceği, insanların zihninde şeffaflığa, aydınlığa, berraklığa sebep olacak bir manzara olmamıştır. Ve bu daha doğrusu kaybolan adalet kesinlikle yerine gelecektir. Bir başka bir şey daha. Sayın Davutoğlu başbakanken 2016'nın Mayıs ayında kişi başına düşen gayri safi milli hasıla bu memlekette 12 bin doların üzerindeydi. Bugün neredeyse 8-9 bin dolarlara doğru geriye gitmiştir. Diğer taraftan bir taraftan diyoruz ki uçacağız diyoruz ama diğer taraftan konmayı beceremediğimiz gibi kişi başına düşen gayri safi milli hasılayı 12 bin dolarlardan 8 bin dolarlara doğru geri çekiyoruz. Bu çok hazin bir tablodur. Ve bir başka bir şey daha. Biz devlet adamları bugün beyaz dediğine ertesi gün siyah demeyecek. Bugün siyah dediğine de ertesi gün beyaz deyip bu işi ikircikli, palyatif, birbiriyle tutarlı olmayan ifadelere altılı masanın liderleri son verecektir. Bir taraftan bu can bu tende kaldığı sürece bu papaz gidemez diyeceksiniz ama ertesi gün her ne oluyorsa gidip papazı teslim edeceksiniz. O da devlet başkanının karşısında poz verecek. Bunlar acı şeyler. Almanya'daki diğer ne, iade edilen şahısla konular aynı. Bugün sokakta işin açığı vatandaşın tenceresi kaynamıyor. Biz eğer iktidara geldiğimiz gün Allah'ın izni ve inayetiyle altılı masa bir arada ki şunu da söyleyeyim. Biz altılı masa olmazsa olmaz diye bir şey demiyoruz. Biz Gelecek Partisi olarak çınar yaprağının altında ülkenin geleceğine bir hakkın yani icra-i siyaset yapıp milletin derdine derman olarak geldik, çıktık. Hani Tevfik Fikret şey söylüyor ya Osmanlı'yı anlatan bir çınar şiiri var. Orada enli, boylu ve vakur diyor. Biz Gelecek Partisi'nin kendi özgün siyasetiyle gerektiği zamanda yani aynı şiirde ifade edildiği gibi enli, boylu, vakur bir şekilde bu ülkenin geleceğine yön vereceğiz. Çünkü o çınar yaprağının altında ısınanı terleyeni serinletecek kadar gölge, üşüyeni ısıtacak kadar da güneş var diyoruz. Ve bizim geleceğimiz Allah'ın izni ve inayetiyle aydınlık olacak. Çünkü altılı masanın liderleri bu memleketin
şu anki kanayan yaralarını hepsini yazılı olarak kalem altına alıp tek tek madde madde reçetelerini koyup bunun bir yol haritasını çıkarmışlardır. Önümüzdeki süreçte de yani hem 5 Ocak'ta hem de bundan sonraki süreçte ve seçim satım haline girildiği zaman da bunları tek tek ortaya koyup o reçeteleri Türk halkına kamuoyuyla paylaşacaklardır. Evet. Sayın Başkan, tabii altılı masa ve topluma verilen mesajlar, seçime doğru da gidiyorsunuz artık. Yani öyle görünüyor ki artık seçime bu şekilde gireceksiniz. Çünkü bu saatten sonra artık geri sayım başladı. Masadaki en ufak bir dağılma veya masadan kalkan kaybeder. Yani o aşamaya geldik artık. Geçen yıl çünkü altılı masa devam edecek mi, dağılacak mı şeklinde hep tartışmalar vardı ama artık bunu tartışmanın bile bir anlamı kalmadı diye düşünüyorum ben. Bunun yanında bir de iktidara gitmenin yolu aslında partilerin içindeki parti organlarının sağlıklı çalışmasından da geçiyor. Mesela AK Parti'yi AK Parti yapan lider faktörü, kadın kolları, gençlik kolları, il başkanlıkları gibi ilçe gençlik kolları, tüm organların bir vücudu düşünürsek sağlıklı bir şekilde çalışmasından geçen bir gerçek var. Sayın Davutoğlu da o dönemde Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte bu tecrübeyi edinen bir lider aslında. Bu anlamda sadece Antalya değil, ülke genelinde parti organlarınız ne aşamada partiyi göğüsleyecek, iktidara taşıyacak güçte ve yapıda mı şu an? Şimdi öncelikle teşekkür ediyoruz. Tabii şu var, bir, biz çok yeni, çok genç bir partiyiz. Yani evet. 12-12-2019 tarihinde bu memlekette, anlatabildim mi? Ne yok? 3 yıl önce Türkiye'nin gündeminde tüzel kişiliğine kavuşmuş bir parti. Bu, o partinin de ilk ana kurucularından birisiyim ve 6 aydır da Antalya İl Başkanı olarak görev yapıyorum. Ben size şunu açık net bir şekilde söyleyeyim. Gelecek Partisi'nin kurucu kadrosuna bakıldığı zaman bir Türkiye özeti görüyorsunuz orada. Yani burada bir bakın, bürokrasiden gelenlerle, ekonomik ekipleriyle, harciyesiyle, diplomasiyle, diğer taraftan halkın her kesim ve kesitini, her bölgesini temsil eden ve oldukça demokrat, özgürlükçü ve Türkiye'nin her tarafının, her bölgesinin, her gönül ikliminin kendisinde temsil edildiği bir manzarayı Türkiye'nin gündemine taşımış bir partidir. Şimdi özellikle biz diyoruz ki parti kurulduğu zaman bir takım işte eylem planları açıkladık. Onlarla alakalı açıkladığımız maddelerden bir tanesi de şuydu. Biz iktidara geldiğimiz zaman mülakatı ortadan kaldıracağız. Niye? Çünkü dehşet bir kayırmacılık var. Onun için de bir liyakat esaslı bir çalışma yapalım dedik. Ama önce bizim o kurucular kurulu listesine bakıldığı zaman hepsi birbirinden değerli, onlarca liyakatlı kişiler bugün Türkiye'ye rahatlıkla sırtlayabilecek vizyoner, ileri görüşlü, basiretli, donanımlı, etkin, etkili, efektif bir şekilde Türkiye'nin dertlerine deva olabilecek bir iradeyi ortaya koyacak bir ekip var. Diğer taraftan bu 3 yıllık süreç içerisinde gerek hukuk ekip olsun, gerek diğer idari altyapısı olan arkadaşlarımız, gerekse iktisadi ekonomi altyapısı olan arkadaşlarımız Türkiye'nin tabiri caizse reçetelerini tek tek hazırlamışlardır. Türkiye'de ilk defa güçlendirilmiş parlamenter sistemi kitapçık haline getirmiş ve ilgili iktidar da dahil partilerin tamamını açıklayan ilk partidir. Diğer taraftan bir başka önemli nokta, kamuoyunun yakından tanıdığı bir slogan var. 128 milyar dolar nerededir diye. Bununla alakalı ilk makaleyi yazan, ilk kaleme alan kişi Kerim Rota Bey, bizim partimizin kurucusudur. Şu an genel başkan yardımcımızdır. Ekonomi ekibimiz çok güçlü, hukuk ekibimiz çok güçlü, idari ekibimiz çok güçlü. Yani sağlık, eğitim, tarım, onlarca sektörde, onlarca alanda hakikaten Türkiye'yi bırakın sırtlayacak, uçuracak ekip Gelecek Partisi'nin bünyesindedir. Çünkü lider sağlam, ekip sağlam ve geleceğimiz kesinlikle ama kesinlikle aydınlık olacaktır. Yeter ki bu millet bize teveccüh etsin. Biz bu milletin önünü açar. Tabiri caizse bu ülkenin nutukta ifade edildiği gibi inkişaf ve terakkisini sağlayacak olan ekip Gelecek Partisi'nde mevcuttur. Evet. Sayın Başkan, aslında
Bundan sonraki programda sizi ağırladığımızda Aydın, Denizli, Muğla il başkanlarımızla birlikte şeklinde programdan önce sizinle sözleştik. Eyvallah, ama inşallah. Şimdi aklıma ekranda diğer başkanlarımızı da görünce onlara da haksızlık etmeyelim. Bundan sonraki canlı yayında inşallah biz Antalya'daki az önce ekranda gördüğümüz Altılı Masa temsilcisi olan il başkanlarımızla birlikte sizleri ağırlamak isteriz. Sanırım öyle bir programda da konuşacak, başka şeyler de ortaya çıkar. Burada i̇nşallah, sözünü inşallah. Vermiş olalım. Sözünü alalım. İnşallah. Yani biz detaylı ne gerekiyorsa telefonda detaylıca paylaşırız inşallah. Evet, konuşuruz. Biz her Sayın zaman Başkan, son olarak biz her zaman bu milletin lehine olabilecek, bu toplumun değerleriyle, yarınlarıyla, geleceğiyle uygun, mütenasip her adımda sizinle bir arada olacağız, bu milletle bir arada olacağız. Ülkenin geleceğini inşa etmeye kararlıyız ve bu paylaşmayı da devam edeceğiz. Evet. Sayın Başkan, tabii son olarak programımızın sonunda biraz siyasetten uzaklaşarak, aslında siyaseti de etkileyen bir konu. Ülke Ocakları eski genel başkanı doçent doktor Sinan Ateş maalesef hain bir saldırıda, öyle diyelim, yani haince yapılan bir hareket olduğu için saldırıda öldürüldü. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Dün de, önceki günde cenazesi Bursa'da cenaze namazı kılınarak uğurlandı. Siz bu konuyu özellikle size sormak istiyorum. Siz yıllarca Emniyet Müdürlüğü yaptınız ve asayişle çok yakından ilgiliydiniz. Hem öngörüleriniz, hem bilginiz, hem iletişim ağlarınız çok kuvvetli olduğu için şu anda rahmetli Sinan Ateş rahmetli olduktan sonra özellikle ülkücü camia hiçbir açıklama yapılmadı ve ben gazeteciyim, ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu konu biraz toplumda da merak konusu oldu. Çok kısa bu konuyu da sizin gözünüzle, sizin düşüncelerinizi alabilirim. Teşekkür ederiz. İşin açığı, öncelikle Sinan kardeşime ve onun haricinde rahmeti rahmana kavuşan bütün şehitlerimize ve Hazreti Allah'tan rahmet diliyor ve bütün gazilere de başsağlığı, sağlıklı, güzel bir ömür diliyorum. İşin açığı şu var, burada özellikle altını çizerek bir şey ifade etmek istiyorum. Ülkücü camiaya, ülkücü kardeşlerimize, gönüldaşlarımıza da buradan kocaman bir başsağlığı diliyorum ve bunu samimiyetimle de ifade ediyorum. Çünkü şu, ülkücü geleneğin kültürüne bakıldığı zaman bu şekliyle bir cinayet pek karşılaşılan bir şey değil işin açığı. İşin tekniği şöyle, olayın teknik boyutunu ele aldığımız zaman böyle pek bir örnek göremiyoruz. Daha önceki dönemlerde bildiğimiz kadarıyla, kamuoyuna yansıyan kadarıyla bir takım işte ilgili yerlerde işte bireysel olabilir, kişisel husumetler olabilir, bir takım cinayetler işlenmiş olabilir. Ancak şimdi buradaki hadiselerden bir tanesi şu, ben işin detayını, iç boyutunu bilmem. Ama düz mantıkla bakıldığı zaman rasyonel, akılcı, muhakeme eden, analitik bir yaklaşımla bakıldığı zaman bu işin onlarca parametresi var. Şimdi kamuoyundaki tartışmalara, kamuoyundaki yansıyan bilgilere bakıldığı zaman bu işin özellikle siyasi sorumluluk makamında olanların doyurucu ve iç açıcı bir açıklama yapmaları oldukça manidar. Tabii ben burada herhangi birilerinin töhmet altında, herhangi bir kişi birilerinin zan altında bırakmak maksadıyla asla söylemiyorum. Toplumun beklentisi anlamında söylüyorum. Özellikle Sayın İçişleri Bakanımızın bu konuda kamuoyunu doyurucu bir bilgilendirme yapması elzemdir, kaçınılmazdır. Onu bu millet buradan bekliyor. Diğer tarafta iktidar partisi ve onun ortağı olan hem AK Parti yetkilileri hem de MHP'nin yetkililerinin bu konuda, yani böyle bir işi geçiştirici değil ama toplumda, çünkü bu konuda çok ciddi bir beklenti oluştu. Türkiye'nin her bölgesinde, her kesim ve kesitinde bununla alakalı
tabiri caizse her sohbetin ana konularından birisi Sinan kardeşimizin katledilmesi oldu. Öncelikle tabii ki böyle bir hadiseyi ben telin ediyor, kınıyorum böyle bir cinayeti. Asla kabul etmek mümkün değil. Bir akademisyenin, bir siyasetçinin ve Türkiye'nin de gündeminde olmuş mecliste bir sayın milletvekilinin danışmanlığını yapmış, Ülkü Ocakları gibi seçkin bir kurumun kuruluşun başında bulunmuş ve özellikle ülkücü camiasının içerisinde baş tacı edilmiş yiğit bir kardeşimizin katledilmesi işin açığı hepimizi üzmüştür. Ama bu işin özellikle ilgili sorumluluk makamında olanların kamuoyunu süratle aydınlatması lazım. Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, diğer taraftan da özellikle MHP yetkililerinin bu konuda doyurucu bir açıklama yapmasını kamuoyu beklemektedir. Tabii ki bu arada da sevenlerine başsağlığı ve sabrı cemil diliyorum. Hazreti Allah bir daha bu dostlarımıza, kardeşlerimize, ülküdaşlara böyle bir şeyi yaşatmasın. Çünkü bizim kaybedecek tek bir tane, bırakın çakıl taşını, bir tane kum tanemiz bile yok. Böyle yetişmiş ve liyakatlı kişilerin ülkeye hizmet etmesi dururken onların karının akıtılması, onların katledilmesi hakikaten düşündürücüdür. Ve özellikle de ilgili makamdakilerin şapkasını önüne koyup biz bu memlekette böyle bir hadisenin bir daha yaşanmaması için kamuoyunu doyurucu bir şekilde bilgilendirmemiz lazım gelir diye düşünmelerini tavsiye ediyorum. Evet, tabii özellikle İyi Parti içindeki ülkücü camia bu konuyu biraz sahiplendi. Çeşitli açıklamalar yapıldı, tepkiler verildi. Bunun üzerine de sanırım bu konudan dolayı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş flaş bir açıklama yaptı. Lütfen cenazemiz üzerinden siyaset yapmayın. Bu konu devletimiz bu konuyu araştırıp üstesinden gelecek büyüklüktedir şeklinde bir de açıklama yaptı. Bu da sanırım not düşülmesi gereken bir durum. Tabii ki şu an tabii burada iki tane böyle gencecik melek evladımız orada orta yerde. Bir acılı eş, anne baba, akraba, sevenler, koskoca bir camia. Tabii onları rencide etmemek. Bu işi de siyasi saiklerle değil de özellikle hukuki, altını çizerek söylüyorum, hukuki ve insani bazda bakılırsa bu iş kendiliğine şekillenecektir. Tabii ki bu işin siyasi boyutu, işin adli boyutu, hukuki boyutunu da ilgili makamda olanlar, sorumluluk mevkiinde olanların gereğini yapmak gibi toplumda da böyle bir beklenti var. Bunu da ifade etmekte fayda var. Evet, Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Akdeniz'in incisi Antalya'dan, Ege'nin incisi Denizli'ye, İzmir'e, tüm Türkiye'ye selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Sizi sevgiyle kalpten kucaklıyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Efendim yine başka bir siyaseten programında yine kıymetli konuklarımla birlikte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.